Türkiye yeni peki TürkSat 5 anı Amerika Birleşmiş Devletleri'nin Florida eyaletindeki kosmodromdan kosmosa gönderdi. Sadece 7. olan peykten artık ilk signal kabul edilip, bu tarixi anla bağlı danışan Türkiye Prezidenti peykin əhatə edəcəyi daire barədə də məlumat verib. Bu uydumuzun kapsamı alanında Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Afrika, Orta Afrika, Akdeniz, Ege ve Karadeniz bulunuyor. Geniş bir hizmet alanına sahip bu uydumuzda aynı zamanda mevcut haberleşme uydularımızı da yedeklemiş oluyoruz. Türkiye uzayda yörünge hakkı bulunan 30 ülkeden biridir. Bu sabah uzaya fırlatılan TürkSat 5A uydumuzda doğu yörüngesindeki uzay haklarımızı 30 yıl boyunca garanti altına alıyoruz. Yaklaşık 4 ay sonra yörüngesine yerleşecek olan uydumuzun ülkemize ve tüm dostlarımıza hayırlı hizmetlere vesile olacağına inanıyorum. Gelecekte ise Türkiye milli istehsalı olan peykleri ile Türkiye arazisinden kosmosa gönderecek. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde ülkemize kazandıracağımız uyduları insan kaynağımıza ve uzay sanayine yönelik projelerimizi bu programda ortaya koymuş olacağız. Uydu alanında mikro uydular giderek öne çıkıyor. Biz de hem mikro uydu geliştirme hem de bu uyduları ülkemizden uzaya gönderme konusunda yoğun hazırlık içindeyiz. Bu amaçla ülkemizde bir mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz. Kamu kurumlarımızın, üniversitelerimizin ve özel sektörümüzün uydu geliştirme faaliyetlerini destekliyoruz. Özellikle gençlerimizin bu konudaki heyecanlarını ve gayretlerini memnuniyetle takip ediyoruz. Türkiye növbəti peyki TürkSat 5B'ni iyun ayında fəzaya buraxmağı planlaşdırır.